Oh ya oh, arkadaşlar hoş geldiniz. Bir kahve aldım 7-Eleven'dan, gördünüz mü? Ümit diye bir arkadaşımız aradı, İdris Usta diyor. Memleketten diyor kaçacağım diyor. Kaçan kaçana gidiyor, siken sikene gidiyor. Onunla bir iki laf edeceğiz, dertleşeceğiz, onu demek istedim. Ümit orada mısın? Hoş geldin. Hoş bulduk İdris Usta, nasılsın, iyi misin? İyi, ben de 7-Eleven'dan bir tane kahve aldım. İşte eve gidiyordum, sen aradın. Çok canı sıkkın, moralim bozuk. Bir video yapalım dedim. Ben de seni kırmadım, bir video yapalım. Ümit niye memleketten kaçıyor, ne oluyor, anlatır mısın? Ya İdris Ustacığım, ben sıkıldım yani. Ben bıktım bu hayattan yani. Burası yaşanılacak gibi değil. Ben bunları arkadaşlara söyledik mi hep bize vatan haini diyorlar. Veya memleket düşmanı diyorlar. Öldü mü İdris Usta? Yani biz doğruları söyledikçe bunlara bir şeyler oluyor, çıldırıyorlar. Arkadaşlar sizin, bizim memleketimizde millet hala Tofaş'a biniyor. 10-15 bin TL bunlara para veriyorlar. Çıkın bir yurt dışına gidin. 5000 Euro'ya Almanya'da Honda Civic var ya. Bir de ne kadar? 60.000 TL. Mesela Amerika'da bir araba alıyoruz. Araba aldığın zaman adam sana taksit veriyor. 120 dolar taksit verirsin. 250 dolar taksit verirsin. Bunu uzatabilirsin, kısaltabilirsin. Benzin sıkıntın yok. Orada 4 litre benzin 2 dolar arkadaşlar. Bizim ülkemize getirdiğin zaman yani 4 litre benzinli araç kullanılmıyor İdris'te. Milletten sıkıldı bu işten. Arabaya binemiyorlar. Arabayı alsalar yakıtına para veremiyorlar. O zaman Ümit şöyle bir şey görüyoruz. Şimdi bütün herkes senin dediğin gibi acayip araba vergileri acayip bir şekilde çok fazla. Benzin desen acayip bir şekilde çok fazla. Hani bizim ekonomi büyüyor, hani böyle çağa atlıyoruz, hani böyle güzel şeyler yapıyoruz. Acaba bizde mi bir sorun var? Anlayamıyor muyuz bunları? Niye insanlar konuşmuyor senin gibi? İdris de şimdi bir tabir kullanacağım, kusura bakmayın. Bok çağı atlıyoruz. Bizim hiçbir şey yapabildiğimiz yok. Sen de Ümit, aferin sana ya. Sen de, seni delirttiler değil mi? Hükümet seni delirtti resmen. Sen delirdin ülkeden. Sen yakında kaçarsın oradan. İdris Usta'cığım, bizim tek sorunumuz ne biliyor musun? Durduğumuz yerde hala kalıyoruz. O Osmanlı zamanı olsun, Cumhuriyet'in ilk zamanları olsun, hala orada durduğumuz yerde kalıyoruz. Hiç gelişmiyoruz. Bize hep Müslümanlıkla, mezhepçilikle, ırkçılıkla, faşizmle hep ayırdılar. Hiçbir zaman üretemedik İdris Usta. Bak bunu unutma. Üretemeyen bir toplum her zaman dışa bağlı kalır. Dışa bağlı kalan bir toplum her zaman sömürgeye açıktır. Yani bizim bunu başarmamız lazım. Üretebilmemiz lazım. Bilinçlenmemiz lazım ve sorgulayabilmemiz lazım. En önemli nokta burası. Sorgulamak lazım. Vallahi doğru söyledin, helal olsun sana. Yani sen bir Türk genci olarak bunları gördün, gözün açık bir şekilde Türkiye'deki olayları, durumları anladın yani bu yaşta. Aferin sana. Yani senin gibi böyle gençler olsa birbirimizi sorgulayıp medyayı elimize geçiririz. Çünkü hiç medyamız kalmamış. Hiç bunlardan bahsetmiyor. Suriyelilerden bahsetmiyor. Araba vergilerinden bahsetmiyor. Benzin zamlarından bahsetmiyor. Yani medyada kimin uşağı olduğu da belli değil. Yani demek ki biz bunları konuşmak zorundayız. İnsanları uyanmak zorundayız. Sen ne zaman uyandın bu duruma? Ne zaman kendine geldin? Kendini sorgulamaya başladın? Zaten ben bu duruma ne zaman geldim? Ben 3 ay önce geldim. Zaten uyandığım zaman yani neyin ne olduğunu anladım. Ama seni aradım hemen, biliyorsun. Ondan bir ay sonra zaten Almanya'ya gittim. He. Almanya'ya gidince ülkeni daha iyi anladın değil mi? Oradaki yerleşim bölgeleri, insanları, canı yakın insanları, dürüst ekonomiyi, araba fiyatlarını. Yani şok mu oldun? Biraz o konuda konuşsana Ümit. Ya İdris Ustacığım, şimdi tabii ki sen doğru söylüyorsun. Bizim millet cahil. Öyle değil mi? Yani arkadaşlar ister kızın ister kızın. Siz cahil kaldınız. Sizin suçunuz yok. Sizin başınızdaki liderlerin suçu. Size hep uyudular. Yok muhteşem yüzülmüş, yok vesaire. Böyle aşkı memnuymuş. Size böyle İdris Usta gibi veyahut da başka ustalar gibi size böyle hayatın gerçeklerini anlatan ustaları hiçbir zaman basın televizyona çıkartmadı. Hiçbir zaman yurtunu göremediniz. Hep böyle kirli hayatın içinde, hep böyle fakirlikten yaşamaktan artık sıkılmadınız mı? Çıldım artık. Ümit sen ne içiyorsun? Şarap mı içtin ya? Çok efkarlandın ya vallahi ya. Helal olsun sana ya. Çok güzel gidiyor. Vallahi çok memnun oldum. Yani çok güzel konuşma yaptın. Helal olsun. Kaç yaşındasın sen Ümit?
16 yaşındayım. İdris Usta beni deli etti lan bunlar. Ben burada kalmayacağım zaten. Vallahi. Benim işim rahat. Ben 18 yaşında zaten gidiyorum 2 yıl sonra Almanya'ya. Arkadaşlar siz kendi derdinizi düşünün. Ha bak ben 2-3 yıl sonra İdris Usta'yla da görüşürüm. Gelirim abi ben Amerika'ya. Senden görüşürüm ama işte ben buradaki gençlere acıyorum. Bunların durumunda acıyorum. Ama öyle diyorsun da, Ümit öyle diyorsun da ben o kadar konuşma yapıyorum. Şöyle dedim ben mesela. Dedim ki arkadaşlar bizim başbakanımız bize Hristiyan bir başbakan lazım dedim. Çünkü dedim bütün Müslümanlar Hristiyan olan ülkelere gidiyor. Hristiyan başbakan olan bir yerde huzur buluyorlar. Bize Hristiyan bir başbakan lazım dedim. Herkes bana küfür etti. Herkes bana vatan haini, ülkesini satan adam, FETÖ'cü, bokçu böyle hakaret etti. Halbuki Hristiyan ülkelerinde insanlar Müslümanlar bile hiç kavga etmeden istediği arabayı alıyor, evini alıyor, daha huzurlu bir şekilde yaşıyor. Hiç olmazsa yüzü gülüyor değil mi? Arkadaşlar İdris Usta Hristiyan da olmaz. Ateist bir lider olması lazım ki bize komple bağımsız bakması lazım. Öyle değil mi? Ben Hristiyan dedim. Sen ateist yaptın. Doğru söylüyorsun. Yani çünkü dini hep kullandılar. Yok biz Müslüman ülkeyiz, yok biz yardımseveriz, yok biz iyi ülkeyiz, yok biz şöyle ülkeyiz, yok Suriyelilere 20 milyar para harcadık, Suriyelileri içeri aldık, olmayan işi de Türklerin elinden aldılar, kira paraları yukarı çıktı, hırsızlık olayları, adam kesmeler yukarı çıktı. Yani yapmış olduğun iyilik Türk halkına çok büyük bir zarara, felakete sürükledi. Yani demek ki bu Müslümanlıkta bir sorun var. Yani hakikaten doğru söylüyorsun ya. Yani İdris Ustacığım, bak sen o konuya iyi geldin. Şimdi Suriyelilerin canı cehenneme. Onların Allah belasını versin. Onlar bitirdi bizi. Bir dakika İdris Usta, şu an bana sadece şunun cevabını ver. Dünyadaki hangi Müslüman ülke halkına iyi davranıyor? Hangi Müslüman ülke biliyor? Ve hangi Müslüman ülkede huzur var? Halkı rahatça yaşayabiliyor. Bana sadece bunu söyle. Vallahi söyleyemem çünkü hiç göremedim. Nerede bir Müslüman bir ülke görsem oradan herkes Hristiyan ülkelerine kaçan kaçana gidiyor. Siken sikene gidiyorlar. Tabii. Şimdi yurt dışı da Hristiyan. Mesela Almanya, Amerika, İsveç, Hollanda, İsviçre, İngiltere bunların hepsi Hristiyan ülkesi. Veyahut da millet de Türkiye'den o kadar sıkılmış ki Hindistan gibi ülkelere kaçıyorlar. Hindistan normalde Türkiye'den de kötü bir ülke. Hindistan sadece nüfusu var. Çin'in de nüfusu var. Millet kaçıyor abi. Diyor ki nereye gidersem gideyim diyor. Ülkemden kaçayım kurtulayım da nereye gidersem gideyim diyor. Mesela evet. Bunu hiçbir liderlerimiz anlatmadı. Giriyorlar iki tane YouTube'dan video izliyorlar. Aa bizim liderlerimiz bize destek çıkıyor. Size nah destek çıkıyorlar. Başarılık insanlar. Bunlar hep sizi uyuttu bu zamana kadar. Bir cebine bak bakayım ne paran var, sıfır. Evine bak, nerede yaşıyorsun? Kiralık evlerde yapıyorsun. Hala bunu anlayamadınız arkadaşlar. Biraz kafanızı çalıştırın ve yurt dışına kaçın. Ya. Bu kadar. Şimdi Ümit hep insanlara kaçın kaçın diyorsunuz, artık yurt dışında da Müslümanları istemiyorlar diyorlar artık. Gidin kendi ülkenizi düzeltin diyor. Şimdi biz ülkemizi düzeltmek zorundayız. Suriyelileri artık yavaş yavaş toplayıp Suudi Arabistan'a yollamak zorundayız. Yani bu Suriyelileri bir şey düşünmek zorundayız. Çünkü 1300 TL'yi 1000 TL'ye çalıştırıyorlar. Türk iş adamları da Türklere diyor. İşte 1000 TL'ye çalışanlar var, çalışırsan çalış diyor. Bir arkadaşımla konuştum, Ümit diye. Onun da ismi senin gibiydi. O da diyor Suriyeliler geldi diyor. İşimizi elimizden aldı diyor. Bir de fiyatları düşürdüler. Bizim iş adamları da, Türkiye'deki iş adamları da kendi insanlarımızı satan iş adamları oldu. Kaçak Suriyeli çalıştırıyorlar ya. İnsanlar ülkesine çok soğudu ya. Vallahi bildiğin gibi değil ya. Ya İdris Usta, ben sana sadece şunu söylüyorum. Ben milletin cehenneme. Benim hiçbiri benim umurumda değil. Benim sadece düşünebildiğim tek şey bu. Ben kendimi sorguladım ve bana gelen cevap bu aklımdan. Oğlum kafanı kullan, yurt dışına kaç. Yeni bir hayat, yeni bir ülkeye kaç. Kafanı kullan. Okuyorsan git yurt dışında oku. Çalışıyorsan yurt dışında oku. Çünkü senin verdiğin emeğin karşılığını yurt dışında veriyorlar. Ama senin Türkiye'de verdiğin emeğin karşılığını hiçbir zaman vermiyorlar. Gidiyorsun 12 saat, 16 saat, 18 saat çalışıyorsun. Aldığın para en fazla 2000 TL'dir üstte. Bak 16 saat çalışıp en fazla aldığın para 2000 lira. Bu 2000 lirayla sen ne yapacaksın? Hangi ev alacaksın? Hangi arabayı alacaksın? Ya çıldırıyorum artık. Ha? Evet. Al Ümit, vallahi yemin ediyorum sana, o 45. bölümü mutfak tamirini izledin değil mi? Bir video yaptım. O 88 bin 400 dolar
Osman Usta'nızı da çalıştım. O da Amerika'da, New Jersey'de. Osman Usta, selam gönderiyorum. İşte o Osman Usta da gemiden kaçtı. O da sana kaçtığını anlatsa ağlarız. O kadar çok insan kaçtı ki. Olayını biliyorum. Osman Usta kaçıyor, sonra ülkeden atılıyor, yurt dışına gidiyor, orada evleniyor. Ümit, Osman Usta 53. bölümde de oynuyor. 53. bölümde bir profesörün evini boyadık. Osman Usta da orada da uyuyor. Hakan Usta var. Brezilyalı Ersin var. Cafer var. Onların hepsi gemiden kaçtı. Ülkeden kaçtı. Ben işte bu videoları televizyona, medyaya çıkarmak istedim. Ülkemizi, insanlarımızı uyandıralım. Bak sen 16 yaşında uyandın. İşte medyaya çıkamadığımız için, gazeteler yazamadığı için sesimizi duyuramadık. Ümit, sen duyuruyorsun. Bak 16 yaşında gerçekleri görmüş bir insan olarak sana teşekkür ediyorum ya. Helal olsun sana ya. En son arkadaşlara bir şey demek istiyor musun Ümit? Arkadaşlar kendinizi biraz hızlı çalıştırın. Bak İdris Usta beni biliyor. Onunla fotoğraf olsun, her şeyi yolladım. Değil mi İdris Usta? Ben yani 2 ay önce Almanya'daydım yani. İster inansınlar ister inanmasınlar. Yurtta gittiğimde ilk benim kendi kendime dediğim şey ya, oh ya, oh, oh ya. Kurtuldum artık ya. Yeni bir hayat, yeni bir ülke dedim. Sen şimdi yeni bir... Ümit, yeni bir hayat, yeni bir ülke, yeni bir Alman karısı, Alman kızı, yeni bir Alman arabası. Artık üzülmeyeceksin, Türk arabası yapacaklar mı, yapamayacaklar mı? Alman vatandaşı oldun mu zaten? Alman arabaları tonlarca. Adamlar uzaya çıktı. Uzayda ev yerleşim bölgeleri kuruyorlar. Osurukçu bir kanalda arkadaş yazmış, yollamış, resmini yollamış. Bizler hala da birbirimizi siken sikene gidiyoruz. Mezhep çatışması, dinci, particilik... Helal olsun, bak o konuya çok güzel değindin. Helal olsun sana. Çünkü bak bizim ülke her zaman savaşta. Bak bu bir gerçek. Millet uzaya çıkıyor, millet uzaydan ev satın alıyor, arazi satıyor. Bizim hala ülkede yok Kürtmüş, yok Türkmüş, Aleviymiş, Sünniymiş. Allah hepsinin belasını versin hocam artık ya. Yapmadın mı artık ya? Öyle değil mi? Çok güzel konuşma yaptın inşallah. Ayırdık. Hep ayrıldığımız için bu kötü durumdayız. Yurt dışında herkes çık bakayım, sor bakayım bir yurt dışı vatandaşına. Sen niye ülkenden kaçtın? Niye ülkeye dönmüyorsun? Der ki ben salak mıyım ya? Hayatımın kumarını mı oynayacağım ben Türkiye'ye dönüp ya? Öyle değil mi? Bak Haluk abi de Almanya'da çalıştı. Almanya'dan geri Türkiye'ye döndü. Baktı bu Türkiye'dekiler namussuz, şerefsiz. Hayat koşulları kötü. O da kaçıp Amerika'ya geldi abi. Bu işler böyle. Arkadaşlar yersin yemezsin. Ya herro ya merro. Ya oturacaksın ya oturtturacaksın, ya sikeceksin ya sikileceksin. Bu işler böyle. Ümit'ciğim çok memnun oldum. Benim de 7-Eleven'dan aldığım kahve de bitti. Bu videoyu YouTube'a koyacağım. Çok güzel konuşma yaptın. Gerçekten, hakikaten yani. Yani show talk yapacak bir insansın. Senin ilerin açık. Çünkü doğru olan şeyleri haykıra haykıra söylüyorsun. Çünkü sen bunları söylediğin zaman insanlar, arkadaşlar, seni dinleyen kişiler, senin yaşındaki olan kişiler zaten senin tarafında. Hiç kimse konuşamadığı için onlar konuşamıyor. Onlara öncülük etmiş oluyorsun. Çok güzel bir yapıyorsun. Abilik yapıyorsun. Eğitim sistemine de bunlar acayip bir şekilde şikayet etmek istiyor. Türkiye'de eğitim sistemi tamamen çökmüş. Allah belasını versin diyorlar bu eğitim sistemi. Yavaş yavaş... Onların hepsi yalan ya. Millet gidip iki tane üniversite okuyor. Adamlara dedikleri şey, hani lisede onları okumaya bağlamak için yok 10 bin alacaksın, 20 bin alacaksın.